iş hukukunda en önemli konularından biri oluyor.
Yani sadece gıda tazminat daha doğrusu sadece iş hukukunda değil, diğer yasalarda da var. Mesela ağırlıklı olarak borçlar kanunu var. Gıda tazminatın birazcık geriye dönük tarih süresine baktığımızda 3008 sayılı iş kanunu, uzun süreli iş kanunu yürürlükte kaldıydı. 1936 yılında bu çıktı. Daha sonra 1967 yılında 1935 sayılı yasa çıktı. Bunun arkasından 1475'in kalkışını hatırlamamız lazım. Yaş ortalamasına bakıp böyle söylüyorum. Ama 4857 sayılı iş kanununda 2006'nın 2003'ü Haziran ayındaki yürürlüğe girdi. Yalnız bir şey anlamış değil. Bir maddesi kaldı. Gıda tazminatı 14. madde diğer maddeleri iptal oldu diyorsan. Neden 14. maddeyi de bunun içine alıp tam olarak yürürlüğe konulmadı? Benim aklım almıyor koydu. Demin de bir seminerlerimiz var. Bunları anlatmak için sizi daha iyi ulaşabilmek, konuları daha iyi anlatabilmek için bu konu slaytlarımızı animasyon şeklinde anlatmaya çalışacağız. Gıda tazminatının niteliklerinde esas öge işini kaybetme olgusu var. İşini kaybedecek ki gıda tazminatını hak etsin. Ama bu arada işi hangi şekilde, hangi tarzda, ne şekilde kaybediyor da hak ediyor, onu ileride sıfaklarda göreceğiz. Yargıtay'da iş yerinde sadakatle çalışan işçinin yıpranma karşılığı diye tarifinde Yargıtay işçinin yıpranma karşılığı diye söylüyor. Öyle tanımlamış. Bu tarifte de, Yargıtay olduğu için bu tarifte de biz diyoruz ki hukuki bir nitelik kazanmış artık gıda tazminatı. Gıda tazminatı kendine özgü bir hukuk duyumu var. İşçi için özel ve önem konuma sahip. Bu nedenle korunması gerekiyor. İşçinin ihtiyacının giderilmesi değil, Yargıtay'ın söylediği çalışmadan dolayı yıpranmasından dolayı hak ettiği bir bedel oluyor. Onun adına kadar tazminat edilmiş. Onun için korunması gerekir diyoruz. Sadece bireysel iş hukukunda değil, geniş iş hukukunun 20. maddesinde, basit iş hukukunda da 6. maddede kadar tazminatları işlenmiş durumda. Ancak en güzel, en iyi şekliyle hem gelir izinde hem kıdemde hangi yasada iyi bir durum var? Basında. Gazetecilerden korkmuş hukukçular anlaşılan diyoruz. Ya da gazeteciler güzel pazarlama yapmış, kendilerine daha güzel haklar sağlamış. İşveren arasında bir ilişki. Ne ilişkisi? İş ilişkisi olacak. Ve bundan doğan bir ihbar tazminatı, kıdem tazminatı, iş kaza tazminatları var. Sadece iş hukukunda ihbar ve kıdem var. Borçlar kanununda iş kazası tazminatları da borçlar kanununda düzenlenmiştir. Maddi manevi tazminat var. Biliyorsunuz öldüğü için manevi tazminat oralardan kaynaklanan bir olay. Bu ileride anlatalım, biz gireceğim şimdi. İhbar tazminatı, gider tazminatı, gider tazminatı konuyu Vedat arkadaşım anlatacak. Kötü niyet tazminatı ve destekten yoksun tazminatı. Bu iki tazminat borçlar kanununa göre veriliyor. Thank you.
İslam tazminatına hak kazanan son bulma hallerinin en kapsamlısı budur. Genel olarak bir sözleşme müfessi dilinde taraflardan birinin aklı sona erdirme iradesini diğer tarafın kabulüne bağlı olmaksızın ileriye dönük olarak son bulması anlaşılmaktadır. Bir sözleşme var, bir işçi tarafı var, işveren tarafı var. Bunlardan birini aklı feshetmesidir. Fesih bildirim çeşitlerini zaten biliyorsunuz da başlık olarak söyleyeceğim. Olağan fesih, derhan fesih, bir de diğer fesihler var. Bunlar aşağıda sıralanmış durumda. Demin dediğimiz gibi fesih bildirim çeşitleri de yine sözleşmesi fesine yönelik iade açıklamasının herhangi bir şekilde bağlı olup olmadığı noktasını borçlar kanununda bir kural içermiyor. Yani fesih ne şekilde yapılacak, borçlar kanununda bir şekli yok mu? Nerede var? İş kanununda var. Maddelerin sıraladığımız gibi aynı maddelerde gösteriliyor. Fesih bildirim çeşitlerine devam ettiğimizde iş kanunu bildirimlerin tebligat kanununa bağlanır. Tebligat 7300 sayılı tebligat kanunu. Burada tebligat kanununa giren bildirim yasanın belirlediği şartlara göre yapılacak. Bir kıdem tazminatının veya da iş fesihinin yapıldığında kıdem tazminatının alınabilmesi için tebligat önemli. Tebligat da eğer iki tip oluyor. Tebligat, eğer tebligatlı bir durum var ise 7200'e göre tebligat yapılacak ve o tebligat da tebligat yasasına göre uygun tebliğ edilip edilmediği konusuna bakılacak. Ayrıca karşılıklı konuşarak, sözleşerek yapılabiliyor. Tek şart tebligat değil. Bazı yasalardaki tebligatın gereklendiği konu var ise 7201 orada devreye girer. Bazı kararları okumuşum. Usulüne göre tepkiye bilmedi dediğini reddi red olmuş olabiliyor. Bunları da kanun maddelerinde belirlemişler. İş kanunu 109'un son cümlesinde yine bir ve iki kararında bunlar belirtilmiş durumda. Burada bu konular genelde biliyorsunuz yargıya taşınıyor. Yargı için bir tebligatın geçerlilik şekli değil, ispat şekline dayalı kararlar çıkıyor. Onun için yani olaylarınız, mükemmeflerinizdeki yaşanmış bir olayda yargıya gidecek durumda geçerlilik, yani tebligatın geçerliliği veya fesin geçerliliği gibi konuya bakmıyor yargı. Neye bakıyor? İspat şekline bakıyor. Tebligat yapıldı, öbür taraf zaten karşısını diyecek. Yapılmadı. Orada diyor ki, geçerlilik şekline bakmıyorum ben. İspat yapmam. İspat et. Neden geçerli? Öbür geçerli zaten kabul edilen şey. Neden geçersiz? Yargı, geçersiz tebligat konusu ya da birbiriyle yapılmış olan sözleşmelerdeki maddelerdeki her bir bölümde geçersizliği arıyor yargı. Ona dikkat edeceksiniz. Mesela burada kendisiyle konuşmak